Merhaba arkadaşlar. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. 9 tane şehidimiz var. Türk devleti var olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet. Kederli ailelerinde Fanalist TV ekibi olarak sabırlıklar diliyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Allah'ın izni keremiyle bu topraklarda Türk bayrağı ilelebet dalgalanacak. Evet, tabii işimiz biraz buruk şehitlerden dolayı. Ama görevimiz gereği, yayıncılık gereği tüm TV kanallarının yaptığı gibi biz de bugün bu maçın ardından, Beşiktaş Fatih Karagümrük maçının ardından yorumlarımızı buruk da olsa sürdüreceğiz, söyleyeceğiz. Evet, ki maça dönecek olursak Beşiktaş geçen hafta Çaykur Rize deplasmanında 4 tane net bir skorla gol atarak 3 puan almayı başarmıştı. Bu tabii takıma uzun zamandan sonra moral oldu. Bu moralin vermiş olduğu enerjiyle ikinci maçımıza, yani hani moral olarak ikinci maçımıza Fernando Santos ile çıktık. Fernando Santos'un da ilk maçıydı. Net bir skorla 3-0 gibi net bir skorla 3 puan almasını da başardık. İlk yarıda karşılıklı ataklar oldu. İki takım da önde baskı uyguladı. İki takım da açık futbol oynadı. İki takım da biraz önce bahsetmiş olduğum gibi önde baskı kurarak top çalmaya çalıştı. Sonrasında tabii karşılıklı kalelerde ataklar güzel oldu, keyifli oldu. Ben keyif aldım maçtan. Tabii ikinci yarı başladı. İkinci yarı başladı. 50. dakikaya kadar, 55. dakikaya kadar Fatih Karagümrük biraz baskı yaptı. Kalemizde pozisyonlar da buldu. Ondan önce birinci yarıya dönecek olursak, birinci yarı Cenk'in direkte patlayan topu, sonra 34. dakikada, sonra topun çizgiden çıkması. Yani 34'ten 37'ye kadar 3 tane gol pozisyonu bulduk 3 dakika içinde. Evet, ikinci yarın başlarında biraz önce de belirttiğim gibi Fatih Karagümrük baskılı oyununu sürdürdü. Bir 10 dakikada olsa, 15 dakika olsa da. Sonra Beşiktaş'ın kimi var? Artık Semih Kılıçsoy'u var. Güzel bir golle 63'te Semih Kılıçsoy takımını, Beşiktaş'ımızı 1-0 öne geçirdi. Hemen ardından yine Raşistan'ın geçen haftaki golüne benzer, hemen hemen aynı. Bir dakika sonra bir gol daha bulduk. 63'te ve 65'te durumu 2-0'a getirdik. Bundan sonra Beşiktaş Karagümrük'ün baskısını biraz daha kırdı. Defansın arkasına atılan toplar rakip kalede bayağı bir tehlike yarattı. Birkaç pozisyonu da öyle harcadık. 90 artı 2'de Rebic'in asistiyle Gedson durumu 3-0'a getirdi. Güzel oldu. İyi oldu. Hem hoca açısından ilk maçıydı. İlk maçta galibiyetle başlamak hocalar için çok önemli. Moral, motivasyon açısından. Biraz toparlanır gibi Beşiktaş'ımızı gördük. Raşista son haftalarda göstermiş olduğu performansla ben buradayım dedirtiyor artık. Semih Kılıçsoy yine son 3 haftada 4 gol zannedersem. Evet, 3 haftada 4 gol atma başarısını gösterdi. Her maçta bir iki gol atıyor artık. Ne diyelim, hayırlısı olsun. Karagümrük'ü de buradan tebrik ediyoruz. Gerçekten diri futbol oynadılar. Ve en önemlisi tabii ki kim? Beşiktaş. Beşiktaş seyircisi hiç susmadı. Bu soğuk havada takımımızı yalnız bırakmadı. Taraftar gözünden bir şey söyleyecek olursak, Beşiktaş sen çok yaşa. Bu duygu ve düşüncelerimizle burada noktalıyoruz. Beğeni yapın, abone olun, paylaşım yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.